Elimizde değişik zamanlara ait iki fotoğraf bulunmaktadır. Birisi 1905, diğeri 1915 yılına ait. Her ikisi de Devlet-i Ali Osman olduğu dönemler. Birisi Abdülhamit, birisi kardeşi Sultan Mehmet Reşat devrine aittir. Her ikisinde de üstünde bir ev olduğu görülmektedir. Takvimler 2021'i gösterdiğinde öyle bir ev yok. Takvimler 2021'i gösterdiğinde az evvel gördüğünüz o güzel çeşmeden eser yok. Efendim, İstanbul'un en büyük problemi sudur. Su. İstanbul'un su kaynağı yok. Tamamı dışarıdan gelmek zorunda. Tıpkı bugün olduğu gibi. Tıpkı Melen Çayırı'ndan yani Sakarya'dan, tıpkı Isırancı Dağları'ndan getirildiği gibi, bugün olduğu gibi her daim dışarıdan getirilen sularla İstanbul takviye edilmiş ve beslenmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir adam vardır, deli bir adam. Adı Mimar Sinan. İstanbul'un kendisinden sonra 300 yıl su problemini çözmüş bir adamdır. Her taraftan, Terkos'tan, Büyükçekmece'den, Belgrad ormanlarından, 17 kilometre öteden, 25 kilometre, 40 kilometre öteden İstanbul'a su getirmiş. 40 çeşme abideleri diye de İstanbul'daki sokaklara çeşmeler yapmıştır. İşte o getirdiği su ile beslenen ve tazyikinden dolayı, gürlüğünden dolayı hor 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 diye ses çıkardığı için hor hor çeşmeleri denilen çeşmelerden birinin önündeyiz. Kanuni Sultan Süleyman dönemi 1550'li yıllara ait olan bu çeşmenin tamirat kitabesi de bulunmaktadır. Bu tarafa doğru gelindiğinde kitabeyi okuyalım ve kitabenin bize ne anlattığını görelim. 1550'lerdeki çeşme bugün bu halde. Tamiratında ise tarihi tamiri çeşme diyor. Çeşmenin tamiri tarihi 1293 sene diyor. Yani 1877 yılında, yani Osmanlı ile Rusya, Büyük Osmanlı-Rus Savaşı diye bildiğimiz savaşa girdiği sene, bu çeşme Abdülhamit Han tarafından, Cennet Mekan Ulu Hakan Abdülhamit Han tarafından restore edilmiştir. Bu çeşmenin restorasyonu bile 1877'ye aitken, bu çeşmenin yaşı ise 1550'ler ile ifade edilmişken, gelin görün ki bugün haline. Zemin çok yükselmiş, çeşme aşağıda kalmış. Bakarsak şöyle, su kurnaları, su yalakları çok dışarıda. Ben şimdi müsaadenizle 1550 yılının seviyesine ineyim ve aramızda bugünle o gün arasında ne kadar fark var size göstereyim. Şu an ben 1550 yılının İstanbul'undayım. Siz 2021 yılı İstanbul'dasınız. Burada 1550'den kalma tarihi bir eser, bir çeşme kurnası bulunmaktadır. Bu kurnanın üzerine asfalt, üzerine asfalt, üzerine parke. Yanlardan baktığımda ben hala şu an görebiliyorum. Katman katman aşamaları görebiliyorum. Ve yukarısı 2021'e kadar maalesef çeşmeyi bu hale getirmiştir. Çeşmenin üzerinde bir tane konak varmış. Konak yok. Çeşme yok. Yapı yok. Zemin yok. Peki ne var? Eğer şu anki hali ile var diyorsanız, işte böyle bir çeşme var. Hadi şimdi fotoğrafa geri gelelim. 2021 yılında bu programın çekildiği günlerde Horhor Çeşmesi'nin görüntüsü böyle. Fakat takvimler 1910'u 1915'i gösterdiğinde görüntü tam olarak şöyle.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.